Herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. Dün akşam canlı yayınımız ne yazık ki yoktu. Dükkan kapalıyken aslında Cuma'ya gittim ya da misafir geldi diye yazı yazmam gerekiyor biliyorum ama bir telaşa kapıldım. Ben de çok uzun zamandır kardeşimi görmüyordum. Gelmiş olması beni heyecanlandırdı herhalde. Kusura bakmayın. Bu akşam yapmak istediğim yayını, uzun zamandır yapmak istediğim ve dikkat ettiğim yayını sizinle özel bölüm olarak paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, iki seçeneğimiz var, bir haberimiz var ve bu haberle ilgili söylemek istediğim şeyler var. Bir, algı manipülasyon, itibarsızlaştırma. İki, kesinlikle katil düşündüğümüzden daha güçlü biri olabilir. Şimdi ne anlatıyorum ben? Ne anlatıyorum? Aslında bunu en başından beri, bu konuyu işlemeye başladığımdan beri bana söyleyenler var, gönderenler var, bu haberle ilgili bilgi paylaşanlar var, bu haberle ilgili paylaşılan bilgileri nasıl görmezden geliyorsun diyenler var. Ama benim burada söyleyeceklerim bu geceye kısmetmiş. Kendimi frenleyerek anlatmaya çalışacağım. İki seçeneğimiz var. Hangisi siz karar verirsiniz. Güzel bir anket oluştururuz ve devam ederiz. Arkadaşlar, Didem Aslan Yılmaz'da Burak Durna cinayeti işleniyor. 13 Mart 2023 tarihinde ekrana gelen bu vahim cinayet, pusu kurularak öldürülen Burak Durna'nın tesisatçı Burak Durna'nın cinayet dosyası Didem Aslan Yılmaz'la vazgeçme programında işleniyor ve biz de takip ediyoruz. Biz kaçıncı bölümden itibaren burada yayın açmaya başladık bilmiyorum ama kısa bir süre sonra, yani 13 Mart'ta geldiler. 23 Mart günü herkesin ana ekranına, ana sayfasına hızlı bir şekilde bir haber düştü. Haber, biri kadın, 7 kişi, kız kıvrak yakalandı diye başlıyor. Nerede bu haber? Milliyet'te. Milliyet gazetesine, yerel medyada. Şimdi arkadaşlar, biz yalan haberlere aşinayız. Nerelerde? Sosyal medyada. Ama bu haber hem ulusal basında hem yerel basında yer alıyorsa burada bir bit yeniği vardır, iki bit yeniği vardır. Hangisi siz karar vereceksiniz? Sizin yorumunuz bu konuda benim için çok kıymetli. Şimdi Milliyet'in haberi şu: pusu kurulup öldürülen tesisatçının cinayet şüphelileri 2 yıl sonra yakalandı. Denizli'de iş dönüşü evinin önünde pusu kurularak öldürülen tesisatçı Burak Durna'nın cinayetiyle ilgili olarak biri kadın, 7 şüpheli 2 yıl sonra film gibi kovalamacayla yakalandı. Şimdi buraya bir virgül koyuyorum ve bu haberi insan niye yapar, niye yaptırır? Şimdi birinci seçenek, bana göre Didem Aslan Yılmaz Burak Durna cinayetiyle ilgili adından çok söz getirecekti, çok ses getirecekti. Kendisine karşı bir manipülasyon, itibarsızlaştırma ve algı operasyonuyla sanki Didem Aslan Yılmaz 13 gün sonra, 10 gün sonra, çok özür dilerim, 10 gün sonra bu haberle birlikte Burak Durna cinayetinde şöyle bir algı mı yaratılmaya çalışıldı acaba? Acaba Didem Aslan Yılmaz zaten çözülmüş bir cinayeti programında konuşturuyor. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek: katil ya da katiller Milliyet gazetesine, Denizli'nin yerel basınına ve ulusal medyaya sızacak kadar önemli kişiler mi olayı tamamıyla değiştiriyorlar? Şimdi bana çok kez sorduğunuz işte Mesut bilmem ne, Ahmet, Mehmet gibi isimler geçiyor. Burada birazdan haberin devamını okuyacağım. Bu isimlerin Burak Durna cinayetiyle bir ilgisi var mı diye bu yayınlara başladığım günden beri, daha doğrusu 23 Mart'tan beri soruyorsunuz. 23 Mart'tan beri sorduğunuz sorunun cevabını birlikte karar vererek bir çözüme ulaştıracağız. Ama Didem Aslan Yılmaz 620. bölümde buna şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki, internette dolaşan "cinayet çözüldü, katiller kıskıvrak yakalandı" haberlerine
şöyle bir açıklama yapıyor. Burak Durna'nın katili yakalandı diye haberler 23 Mart 2023 tarihinde ajanslara, internet sitelerine dağıtıldı, yer aldı. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Zannediyorum ki Denizli Emniyeti gereken açıklamayı yapacak ve işte burada bu işi yapanlar demek istiyor. Yakalananlar Burak'ın katili değil, başka bir operasyonla ilgili bir yapılan haberi sanki Burak Durna'nın katilleri yakalanmış gibi anlatmaya çalışıyorlar. Manipülasyon yapıyorlar diyor Didem Hanım. Şimdi burada size iki seçenek sunmak istiyorum. Eğer gerçekten söylediğim haberi ne için yaptıklarını düşünüyorsanız oraya ankete tıklayın. Spark yazmış. Berk Hanım bu haber 2 yıl önce YouTube'a yüklenmiş, görebilirsiniz. Şimdi bu haber 2 yıl önce YouTube'a yüklenmiş ama Milliyet gazetesine 23 Mart 2023 tarihinde düşmüş ve yerel basına sanki 23 Mart 2023 tarihinde yaşanmış gibi düşmüş. Lütfen siz de Burak Durna yazın. Haberleri göreceksiniz. 23 Mart tarihli haberleri. Bu Facebook'ta da var, YouTube'da da var. Normal ulusal basın yayın organlarında da var. Kafanızda şöyle bir canlandırıyor musunuz? Ne olmuş olabilir sizce? 2 yıl önce yapılan bambaşka bir operasyonla ilgili haberi Burak Durna'ya çevirip 23 Mart'ta kim ne Didem Aslan Yılmaz'ın rakipleri olabilecek medya oyunları, taht oyunları olabilir mi? İki, katil düşündüğümüzden daha eli kolu uzun ve düşündüğümüzden daha önemli medyada sözü geçebilecek birilerini tanıyor olabilir mi? Bu yalan haberin sizce sebebi nedir diyerek ben İki şık eklemek istiyorum anketime. Ama siz farklı bir yoruma sahipseniz, şu an benim düşünemediğim, aklıma gelmeyen bir yoruma sahipseniz lütfen yorumlarda yazın. Bu haber sizce neden yapıldı? Haberi hemen okuyacağım, merak etmeyin. Manipülasyon. Rating kavgası. Katilin çabalarıyla yön değiştirme diyeyim. Hedef şaşırtma. Konuyla ilgili kafanızda siz de bu haberle ilgili biraz tuhaf oldunuz mu? Yani 23 Mart'ta Milliyet'te, Denizli'nin yerel basınında böyle bir haber çıkmış olması, üstelik sabah 7.56'da, sonrasında sabah 8.43'te güncellenen, Milliyet tarafından güncellenen haberle ilgili sizin de böyle bir... Benim içiniz karıştı mı yani, bulandı mı? Bana biraz tuhaf geldi arkadaşlar. Kafamda size şu an herhangi bir şekilde ceza yememek için söyleyemediğim, seçmeye çalıştığım cümlelerim var ama iki tarafta da tamamen bence ne yazık ki siyasete bağlanabilecek çok tuhaf bir ortam var yani. Ve ben çok hoşlanmadım bu haberden, açık söyleyeyim. Tekrar söylüyorum. Milliyet'te 23 Mart 2023 tarihinde pusu kurulup öldürülen tesisatçının cinayet şüphelileri 2 yıl sonra yakalandı diye bir haber var. Haber şu: Denizli'de iş dönüşü evinin önünde pusu kurularak öldürülen tesisatçı Burak Durna'nın cinayetiyle ilgili olarak biri kadın, 7 şüpheli 2 yıl sonra film gibi kovalamacayla yakalandı diyor. Çok net bir şekilde Burak Durna cinayetiyle ilgili bilgiler veriyor.
Olay Denizli'de 21 Ocak 2021 günü Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İşten evine dönen doğalgaz tesisatçısı Burak Durna, aynı dakikalarda işten dönen eşi Seher Durna tarafından kapının önünde kanlar içerisinde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede onun birinci katında bulunan boş daireye kapısını kırarak girip edildi. Pusunun kurulduğu boş daireye hırsız girmiş süsü veren şüpheli ve şüpheliler olayın ardından kayıplara karıştı diyor. Olaydan önceki 4 ayda 7 kez aracının lastikleri kesilen ancak husumetli olduğu kişilerden şikayetçi olmayan Burak Durna'nın cinayetiyle ilgili aradan geçen 2 yılı aşkın süre sonrasında sır perdesi aralandı. Denizli'de dedektif gibi iz süren cinayet büro amirliği ekipleri olayın baş şüphelisi Mesut Ü ve ona yardım ettiği ileri sürülen şüphelilerin yerini Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar mahallesindeki bir apartmanda tespit etti. Mesut Ü ve 6 kişi ifadeleri alınmak üzere kıskıvrak yakalanarak karakola götürüldü. Operasyon için düğmeye basan ekipler evin etrafını çevirerek baskın yaptı. Bu esnada polislerin geldiğini gören baş şüpheli Mesut Ü, balkondan balkona atlayarak kaçmaya çalıştığı sırada cinayet büro amirleri tarafından yakalandı. Haberde herhangi bir karışıklık olmadığını belirtmek isterim. Haberle ilgili net bir şekilde Burak Durna cinayetiyle ilgili bilgiler veriyor. Burak Durna cinayetiyle ilgili detaylar veriyor. Sonrasında bu cinayetin Burak Durna cinayeti değil de başka bir olayda, cinayet de değil bence, bu uyuşturucu ile ilgili bir şeyin hikayesi. Orada yakalanılan insanlardan bahsediyor falan filan da. Anlatmak istediğim şu: hata kusursuz bir şekilde Burak Durna cinayetini anlatıp bambaşka bir operasyona bağlamak. Sizce bu haberin, 23 Mart'ta yapılan bu haberin, yani Didem Aslan Yılmaz bu konuyu ele aldıktan 10 gün sonra yapılan bu haberin amacı neydi? Kime ve neye hizmet ediyordu? Bir reyting savaşı yüzünden mi ortaya çıktı bu haber? Didem Aslan Yılmaz'ın işlediği bu konuyu manipüle etmek, algı yaratmak ve itibarsızlaştırmak. Bakın bakın Didem Hanım, çözülmüş cinayetleri işliyor gibi bir çabayla mı ortaya atıldı? Yoksa katil ya da katiller düşündüğümüzden daha mı arkası kuvvetli kişiler, düşündüğümüzden daha mı eli uzun kişiler bu olayı tamamen şaşırtmak, hedef şaşırtmak için bu hale getirdiler? Polacığım, bu cinayette, yani Burak Durna cinayetinde Mesut diye herhangi bir isim yok. Burada duyduğunuz isimler ve şüpheliler tamamen bambaşka bir operasyonun zanlıları. Yüksek ihtimalle bu bir yasaklı madde operasyonu. Burada tutuklanan kişiler de yasaklı maddeyle ilgili olduğunu düşündüğüm kişiler ve bunu Burak Durna cinayetine monte etmelerinin, oraya kaynaştırmalarının sebebi sizce bu cinayeti çözer mi? Burada yapılan şey direkt Didem Aslan Yılmaz'ın programına bir saldırı mı? Yoksa Burak Durna cinayetine, çözümüne çok yaklaştı Didem Hanım ve burada katil ya da katillerin bir şekilde olayın yönünü değiştirmek ve hedef şaşırtmak için yaptığı herhangi bir hamle mi sizce, hangisi diye ankette sordum. Ben biraz düşündüm, bir fikrim var, onu sizinle paylaşacağım ama önce yorumlarınızı okuyacağım. Evet, iyi akşamlar hepinize. Hoş geldiniz. Çok geç kalmadın Nurcum, hoş geldin. Damla, amaç bence faili meçhul kalan cinayeti biz çözdük demek, emniyet açığı yok etmek demiş. Damla, faili meçhul kalmasın diye bu cinayetle ilgili bir haber daha var. O da Recep Horozoğlu'nun yakalandığına 15 ay sonra Denizli'de o yıl hiç çözülmeyen cinayet kalmadığına
ve Recep Orozoğlu'nun yakalandığına dair zaten bir haber var. Bu aslında yerel basında popüler bir cinayetmiş ve yerel basında da Seher'in de Burak'ın da haberleri boy boy yer almış. Evet, ben cinayet haberini okumuştum ama katilin yakalandığı yazmıyordu demiş. İkisinde de yazıyor. Biri kadın 7 kişi yakalandı yazıyor. Diğerinde de diğer haberde de Recep Orozoğlu'nun yakalandığı yazıyor. Yani bu iki habere de bakabilirsiniz. Bir kadın 7 kişi yakalandı diye bu şekilde bir haber var. Haberin ekran görüntüsü detayı da şöyle ekrana gelmiş olmalı birazdan. Hatta bir hanımefendinin görüntüsü de mevcut. Bu polislerin arasında götürdüğü kafasına siyah yelek getiren kişi Mesut Ü. Ve orada tutuklanan, yine gözaltına alınan bir kadının görüntüleri de var. Bu haber YouTube'da bir operasyon olarak anlatılıyor ve YouTube'da da videosu mevcut. Bir yerel medyada ama Milliyet'in Didem Aslan Yılmaz 10 gün sonra bu konuyu ele alalı 10 gün sonra bu haberle aslında konusunun sarsılması bana iki sebep sunuyor. Sizce siz ne düşünüyorsunuz? 23 Mart'ta yayınlanmış, biz neden şimdi duyuyoruz demiş Aysel. Yo, biz bunu hep konuştuk ama üstü kapalı kaldı çünkü benim söyleyeceklerim bu şuraya kadar iyi geldiğimi düşünüyorum ama aklımdan geçenler biraz daha sert. Evet arkadaşlar, hepiniz hatırlıyorsunuz değil mi? Bana hep soruyordunuz. Bir haber var Berrak. Burak Duran'ın katilleri yakalandı diyor. İşte biri kadın 7 kişi yakalandı diyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Mesut Ü kim? Neden Seher bunlardan bahsetmiyor diye böyle hep sorular geliyordu canlı yayınlarıma. Ama bir işin aslını konuşmak gerekirse Didem Hanım'ın bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada kendisinin de olayla ilgili çok da bir şey bilmediğini anlatıyor. Şaşkın olduğunu söylüyor. Yani böyle bir haber var ama diyor, yani ne amaçla yapıldı bilmiyoruz diyor. Umarım diyor Denizli Cinayet Büro bu haberi yapan kişi ya da kişileri amacını çözecektir, bununla ilgili çalışacaktır diyor. Çalışır mı çalışmaz mı bilemem ama şunu biliyorum. Bu haberin ortaya çıkarılmasının mutlaka bir sebebi var. Mutlaka bir sebebi var. Ankette sorduğum sebepler olabilir. Sizin aklınıza gelen herhangi bir sebep olabilir. Ama sizin dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Didem Hanım hangi programda konuştu bununla ilgili acaba demiş. Bunu soran çok kişi var. Az önce söyledim ama sanırım kaçırmışsınız. O yüzden ben bunu yazayım isteyeyim şuraya. Yazayım isterim. Didem Aslan Yılmaz 620. bölümün başı. Şöyle 620. bölüm başı diyeyim. Evet, soran herkese söylüyorum arkadaşlar, siz de açıp seyredebilirsiniz. Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme YouTube kanalında 620. bölümün başında Seher Durna, Burak Durna konusu geldiği vakit bu açıklamayı yapıyor. Evet, Abdullah demiş ki katil yakalandıysa neden yarın mahkeme var? Yarın biliyorsunuz Recep Orozoğlu'nun mahkemesi var. Benim bir kanaatim var. Bence beraat edecek. Bilemiyorum tabii ki mahkemeler nasıl değişir. Bu programın mahkemeye etkisi olur mu? Bu programda konuşulanlar Recep Orozoğlu ile ilgili iyi ya da kötü bir sonuca vardırtırır mı? Buraları bilemiyorum. Hatice, her iki ihtimal de çok büyük olasılık. Program çok iyi gidiyor. Karalama çabası ya da katilin eli kolu çok uzun. Bir şeylerin ortaya çıkması rahatsızlık verdi demiş Hatice. Deniz, Didem cinayeti kesin çözmüş olmasaydı bu kıskançlık sebebi olmazdı. İçeriden haber uçmuş demek ki. Bu da bize işaret olsun diyor. Yani reyting savaşları var ve Didem Hanım bu işte çok yol kat etti demek istiyor Deniz. Yemek sepetim.
Didem Hanım Seher ile Burak'ın annesini birbirine kırdırarak reyting yapmaya çalışırken emniyet çözmüş bu işi demiş. Net cümlelerle anlattığımı düşünüyorum ama burada yapılan manipülasyona hizmet etmek asla istemem. Böyle bir şey yazmış olmasının sebebi umarım yayına yeni gelmiş olmasıdır Yemek Sepeti'nin ve olayı anlamamış olmasıdır. Faik'in katil programı engellemek istemiş, kendine ulaşacağını anlamış bence diyor. Suna olay çözüldüyse Seher neden orada demiş. Suzan reyting savaşları diyor. İnternet yavaşladı, interneti kıstılar. Kopuyor geliyor, bakıyorum ben de sürekli. Anlamıyorum yani. Vardır gene bir şey bizim anlamadığımız. İnternet sorunu var öyle mi? Sesim geliyor mu? Seste bir problem var mı? Ara ara kesiliyor. Söylediklerim anlaşılıyor mu? Arada ses gidiyor. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Video formatında da yapmıyorum şu anda. Farkında mısınız bilmiyorum. Sadece sesimi iletecek bir internete ihtiyacım var. Bu şartlarda bu bile yok yani. Yayın yaptığınız, eğer bir yayıncıysanız, yayın yaptığınız kanallarda böyle problem yaşıyorsunuz. Yani bu TikTok'ta olabilir, Instagram olabilir, Facebook olabilir. Önemli değil. İnternette sorun var. Tamam. Sündüz, önceki haber mi bu? 23 Mart 2023 tarihli haber bu. Evet, öyle yapıyoruz Denizciğim. Maalesef. Olan bize oluyor ya. Evet, Spark yazmış. Başka bir operasyonu Burak Durna cinayeti olarak yayınladılar. Çok can alıcı bir yere gelmek istiyorum. Geleyim artık oraya. Bu haber Didem Aslan Yılmaz'la 620. bölümde işlenirken, bu haberle ilgili bilgi verirken rica ediyorum Seher'in yüzüne bir bakarsınız. Bu yayından sonra açın 620. bölümü izleyin. Sormaz mı insan? Kim yaptırtırıyor bu haberi? Kimler var arkasında? Bunu ortaya çıkaracağım. Niçin yalan haber yapıyorlar falan? Sorar mıydınız? Böyle bir haber çıkmış ve bir reality show programındasınız ve sunucu size bu haberle ilgili bir açıklama yapıyor. Siz sormaz mısınız? Kim yaptırtırıyor bu haberleri? Bunun kaynağı ne? Bilgi nereden gelmiş? Evet, Deniz Didem çözmüş çözmüş birileri de hazmedememiş diyor. Buket, eğer bu mesele reytinglerle ilgiliyse kimin yaptığını hepimiz tahmin edebiliyoruz bence demiş. Evet. Allah'ım sen konuyu biliyorsun. Suzan diyor sorarız tabii ki diyor. Özge de sorarım demiş. Şimdi arkadaşlar bir platform düşünün, tamam mı? Bir platform var, reality show programı ve sizin yakanıza mikrofon takmışlar ve konuşmanız zaten arzu ediliyor. Böyle bir yalan haber çıkmış, manipülatif bir haber çıkmış. Daha mahkemesi görülen bu konuyla ilgili. Üstelik birisi zaten tutuklanmış falan. Didem Hanım burada diyor ki işte bütün diyor 23 Mart 2023 tarihinde diyor ajanslarda, internet sitelerinde katil yakalandı diye yalan bir haber çıktı diyor. Zannederim diyor Denizli Emniyeti gereken açıklamayı yapacaktır diyor ki yapmıyor Denizli Emniyeti gereken açıklamayı, bence de bu çok önemli. İki konu var burada çözüme yaklaştıran. Bir, Denizli Emniyeti bu konuyla ilgili açıklama yapmıyor arkadaşlar. 23 Mart'tan bu yana bu konuyla ilgili 2 aydır hiçbir açıklama yapılmıyor. İki, Seher bu konuyla ilgili herhangi bir yorum ve öğrenmek için soru sormuyor ve yorum yapmıyor programda.
kamera arkasında yapıyorsa özür dilerim. Ama programda benim gördüğüm kadarıyla, izlediğim kadarıyla bununla ilgili herhangi biri yorum yapmıyor. Öyledir demiyor, böyledir demiyor, soru sormuyor. Soru sorabilirsin. Allah Allah dersin, bu Mesut kimmiş, o kimmiş, bu kimmiş, bu yalan haber niye yapılmış? Bu insanları niye cinayet masa tutuklamış? Niye bu adamlar balkondan balkona kaçmış? Bu konuyla ilgileri yoksa bu adamlar hangi suçu işlemiş de böyle olmuş diye herhangi bir soru sormuyor. Seher Durna'nın soru sorduğu yerler farklı. Mesela ne zaman soru soruyor Seher Durna? Burak Durna'nın herhangi bir kız arkadaşı yayına bağlanırsa soru soruyor. Burak Durna'nın herhangi bir falsosunu ortaya çıkartan birileri bağlanırsa soru soruyor. Çok güzel sorular soruyor. İlknur Çalıkuşu'nun herhangi bir olayı ortaya çıkarsa soru soruyor. Murat'la ilgili herhangi bir şey olursa soru soruyor. Beyza'ya, Kerem'e, Nurife'ye sormuyor. Onlarla ilgili herhangi bir soru kesinlikle sormuyor. Şimdi dedektif gibi çalışan Seher Durna kesinlikle cinayetle ilgili hiçbir şey bilmiyor. Ne kardeşinin ne bildiğini biliyor, ne kardeşinin o günlerde olduğunu biliyor, ne Burak Durna'nın cinayetinden sonra üzerindeki kıyafetler, cinayet anındaki üzerindeki kıyafetler, kuru sıkı tabancası, bunlarla ilgili hiçbir çalışma yapmamış, bunlarla ilgili hiçbir şey bilmiyor. Her şeyi programda öğreniyor. Peki sizce Seher ne araştırmış? Ne araştırmış? Burak hangi kızla konuşmuş, hangi kıza yazmış, hangi kızdan hoşlanmış? Bunları nasıl ortaya çıkartabilirim? Bunları kime söyleyebilirim? Habire polise gidip ne öğrenmiş, polise ne vermiş, hangi bilgileri paylaşmış? Mesela ona soruyorlar, işte sigara paketiyle ilgili söylediğinde neredeydi, nerede bulundu, şu an sigara paketi nerede? Bunların hiçbirisini bilmiyor. Burak Durna'nın yapmaya çalışıyorum. İnanılmaz sinirlerim bozuluyor. Ne olur böyle, nereye kadar bu şekilde gider bilmiyorum. Artık video yok, fotoğraf yok. Hızlıca bir şeyler halletmeye çalışıyorum. Aklımda olan şeyleri internet kopmadan size anlatmaya çalışıyorum. Böyle yayın yapan başka biri daha var mı? Bilemiyorum yani. Sürekli yayın gidip geliyor. O da yetmiyormuş gibi şalter attı. Faz arızası var. Bu yüzden yayını sonlandırmak zorundayım. Anlatabildiklerimi inşallah size izah edebilmişimdir. En azından anketi sonlandırayım. Sizin ne düşündüğünüzü konuşalım. Size sormuştum. Bu haber sizce neden yapıldı? Katilin çabalarıyla hedef şaşırtma olabilir mi dedim. %51 evet demiş. Manipülasyon ve reyting kavgası olabilir mi dedim. %48 bu da olabilir demiş. Açıkçası bu yayını açmadan önce, ben de size sormadan, danışmadan önce ikisi arasında gidip geliyordum ama manipülasyon ve reyting kavgasının şu an daha ağır bastığını düşündüm. Şöyle söyleyebilirim. Yani gerçekten herkes her şeyin farkında. Fakat bu kadar da değildir dediğimiz için bence başımıza geliyor her şey. Biz her şeyi çok hafife alıyoruz çünkü düşünüyoruz ki bir insan bizle neden uğraşsın? Niçin böyle bir şey yapsın? Ama oluyor mu? Oluyor. Yayını dinlemeye çalıştığınız için çok teşekkür ederim. Ama bu şekilde vaktinizi çalmak istemiyorum. Kalitesiz bir yayın oluyor. Sesim gidip geliyor ve söylemek istediklerim hafızamda dağılmaya başlıyor sürekli yayın koptuğu için. Bu yüzden yayını sonlandıracağım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere 21.45'te buluşalım. Her akşam 21.45'te buradayız.